الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: رأيت شابا وشابة فلما آمنوا من الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı azam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihat darı baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşah efendilerimizin hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bu cami-i şerifin bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüveda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Kem teniyake ne amdiyyake ne sınayite ne sınayite ne sınayite Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ra'eytü şâben ve şâbbe. Ben bir genç delikanlı, bir genç kızın beraber olduklarını gördüm. Evet. Felemme âmenû mineşşeytâni. Onların şeytandan korunabileceklerine emin değilim. Şeytanın onları yanlış yollara sevk edeceğinden emin değilim. Sevk edebilir diyor. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den nakledilen radıyallahu anh'tan nakli hadiste la yahluvenne raculun bimratin fe inne şeytane salisuhuma. Bir erkekle bir kadın evlenebilecek, nikah düşecek bir kadın ki buna dinde, şeriatta ecnebi derler, yabancı. Biz de ecnebi deyince yurt dışından birisi anlaşılır. Ama dini terim olarak nikah düşecek olan erkek, nikah düşecek olan kadına ecnebidir, yabancıdır. Evet, hiçbir erkek hiçbir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü üçüncüleri şeytan olur. Şeytan onlarla beraber olur. Ve her birinin şehvetini tahrik eder. Kalplerini diğerlerine meylettirir. Hatta onları zinaya düşürür. Evet. Bundan dolayı dinimizde nikah düşecek erkekle kadının yalnız kalmasının hakkında, bunun yasaklığı hakkında şiddetli emirler vardır. Vaka'an nehyu bis şiddeti el havle ma'al ecnebiyye. Yabancı kadınla halvet, yalnız kalma hususunda çok şiddetli emirler vardır. Evet, fe inne haramun kad'i. Kesin haramdır. Kesin haramdır. Evet, ve ba'duhum ya'udduha minel kebair. Bunu
alimlerden, büyük günahlardan saymışlardır. Evet, Tarikat-ı Muhammediye'de de vardır. Buhari-i Müslim'de de İmam Bilgivi'nin Tarikat-ı Muhammediye eserinde de vardır. Buhari ve Müslim'de Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan merfu olarak la yahlubenne ahadukum bimratin illa ma'a zati mahramin. Evet. Bir nikah düşecek kadınla erkek asla halvette olmasınlar, yalnız kalmasınlar. Ancak mahrem birisi varsa o hariç diye hadis-i şerif vardır. Evet, gene Buhari'de bir başka hadis. La yahluvenne raculun bimratin illa ma'zi mahremin fekam raculun fekale ya Resulallah imrati kharacet haceten vektübittü fi gazvetin keza keza. Bir adam dedi ki ya Resulallah, benim hanımım yalnız hacca gitti. Ben de harbe katılmak, gazaya katılmak için size geldim. Onu hacca gönderdim. Kale Resul-i Ekrem böyle diyen adama buyurdu ki irci fehacci ma'a imratik. Dön, git hanımın yanına, beraber haccedin. Onu şeye almadı, gazaya götürmedi, harbe götürmedi. Dön dedi. Fehacci ma'imraktik. Kadın hanımınla beraber haccet sen de buyurdular. Evet, şimdi halvet, yani nikah düşecek bir kadınla bir erkeğin yalnız kimsenin giremeyeceği yerde kalmaları İslam dinine göre zina sayılıyor. Zina sayılıyor. Hatta bir kadın bir erkekle evlense, nikah kıyılsa, mesela görücü usulü aldı. Aslında evleneceğin kadını görebilirsin. Tabii İslami ölçüler içinde görebilirsin. İslami ölçüler içinde konuşabilirsin. Fikirlerini, zikirlerini anlarsın. Çünkü nikah ebedi bir yolculuktur. Geri dönmesi olmayan bir yolculuktur. Öyle oyuncak değildir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah beni Ensar kadınlarından birisiyle evlendir buyurunca hangi kadınla? Önemi yok demiş. Sen söyle, ben onu alırım. Hayır demiş. Git gör, beğendiğin kadını bana söyle, ben de gidip onu isteyeyim senin için buyurmuş. Çünkü oyuncak değil bu. Efendim işte böyle hiç görmeden babam böyle söyledi, anam böyle söyledi, nikahlanmış diyelim. Misal veriyorum. Ondan sonra nikah kıyıldıktan sonra odaya soktular. Bakıyor ki adam yahu evlenecek bir kız değil, veya kız bakıyor ki evlenecek bir herif değil, ihtiyar bir herif, suratına bakılmaz. Hemen dışarı çıksa bile, kapıyı kapattıktan sonra içeride yalnız kalsalar, eline değmese eli, dini hükmü arz ediyorum efendim, dinimizin hükmünü. Nikah kıyılmış, içeri girmiş nikahlı karısı, fakat karısını beğenmemiş veya kadın herifi beğenmemiş. Hemen çıksa, eline değmeden dahi kapıyı kapattıktan sonra birleşmiş sayılırlar. Onunla yatmış kalkmış sayılırlar. Halvet-i sahiha zinadır. Evet. Onun için boşadığı takdirde verdiği mehri ödemesi lazım ya. Evet. O halvete girmesi halinde mehrini ödemek zorunda. Evet. Dinimizde iş böyle. Onun için nerede olursa olsun dinin hükmü bu. Ben bunu aktarıyorum, size arz ediyorum. Artık sizi kabul edersiniz, etmezsiniz. Böyle nerede olursa olsun, evet, nerede çalışırsa çalışsın, bir adam yabancı, yani nikah düşebilecek bir kadınla
odada yalnız kaldığı takdirde zina sayılır. Zina suçu işlemiş olur. Haramdır, metin okudum, büyük günahlardandır. Ve boşamış olsa, elini değdirmeden bile olsa onunla birleşmiş sayılır. Ona göre mehir öder. Dinimizde hüküm budur. Bundan dolayı dinin hükmüne uyacaksanız böyle nikah düşeceğin kadınlarla, efendim bu bizim akrabamız ama nikah düşüyor. Efendim bu bizim komşumuz, çok iyi komşumuz bile olsa, siz ziyarete gelse, odanıza kapatmayın. Odanıza aldığınız takdirde kapıyı kapatırsanız, onunla birleşmiş sayılıyorsunuz, dinen. Birleşmiş sayılıyorsunuz. Cinsel ilişki kurmuş sayılıyorsunuz. Dinen böyle. Onun için resmi adamsın. Kadın geliyor. Kapın açıktı arkadaş. Evet, kimsenin giremeyeceği şekilde kapalı odada yalnız kalırlarsa halvet-i sahiha derler buna. Zina sayılır. Günahtır. Büyük günahtır. Eline dokundurmasa bile, kalbinden kötülük geçirmese bile kanun böyle. Kanun böyle. Efendimizin hadislerini okudum. Evet. Bu bir setti zeria derler buna. Kötülüğe giden yolları kapama derler. Onun için böyle bir madde var. Efendim ben işte onun hakkında kötülük olabilir. Kanun bu. Onun için böyle durumlarda hemen kapıyı aç. Her an herkes girip çıkabilir cinsinden bir oda olsun o. O zaman kadının eline dokunmazsan, efendim onunla öpüşmezsen, sarılıp öpmezsen o zaman bir şey yok. Gelip halini sana arz eder. Sen de idarecisindir, onun cevap verirsin. Ona bir şey sözümüz yok. Ama ne olursan ol, elin yani yabancı dediğimiz nikah düşebilecek kadına bir erkek tokalaşamaz dinen. Haramdır. Kucaklaşamaz dinen. Onu arz ediyorum. Efendim örf böyle, Kur'an varken, Peygamberin sözü varken örfe itibar edilmez. Kur'an'da hüküm var yoksa, hadis-i şerifte hüküm yoksa o zaman örfe bakarız. Ne anlama geliyor bu diye. Evet, mesela şimdi İslami esaslara göre yemin edeceksen, iyi değil ya yemin etmek. Ama yemin etmek durumunda kaldın, adam inanmıyor. Yeminin usulü vallahi. Billahi, tallahidir dinde. Allah'ın adını anarak edersin, Allah'a şahit gösterirsin. Yemin böyle olur, dini yemin. Etme de iyi değil. Evet, yemin ettikten sonra da yemininde dur. Kötülük bir şey, vallahi ben şarap içeceğim. Durma. Yeminini boz, cezanı öde. Kefareti vardır biliyorsunuz. 3 gün oruç tutacak. Hem geceden kalkacak, 10 fakiri doyuracak. Zenginse oruç tuttururuz, canı yansın diye, bir daha yapmasın diye. Ceza bu çünkü. Fakirse 10 tane fakiri sabahlı akşamlı bulunduğu memlekette kaça doyuluyorsa orta seviyede onu doyurur. Her gün birer tane doyurur. Cezası dinde böyle. Evet, onun için elin hanımına tokalaşamazsınız. Dinde bu haramdır, günahtır. Evet, efendim çok böyle samimi falan olabilirsin. Allah'ın kanunu böyle, sarmaşamazsın elin karısına, sarmaşıp kucaklaşamazsın. Dinde bu yok. Saygı göster, hürmet et, tamam. Ama bunlar yok, dinimizde yok. İşte böyle, öyle diyor Efendimiz. Bu hadis-i şerif kanun maddesi dinde. Dinde kanun maddesi. Onun için herhangi bir odadayken bir kadın gelse, nikah düşüyorsa hemen kapıyı açın. Herkese açık olsun ki halvet sahiye olmasın. Halvet sahiye oldu mu, dokunmasan bile büyük günah işliyorsun. Onu arz etmek istiyorum. Hayatınızda bunu hiç unutmayın. Resmi adam olabilirsiniz, başka bir yerde çalışabilirsiniz. Dinin kuralı bu, ben size arz ediyorum. Evet, ben size arz ediyorum. Ondan dolayı idarecisi kadın olan millet iflah olmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınların idareci olma hakkı var.
hukuk olarak hakları var. Çünkü Hazreti Ayşe anamız Hazreti Ali'ye dedi ki Osman'ın katillerini bul, as dedi. Osman günahsız öldürüldü. O asilerin, katillerin kısası yap, onları da sen idam et dedi. Dedi müminlerin anası, doğru söylüyorsun. Osman'ın hiçbir günahı yok. Ama senin as dediğin adamlar şu anda ordu halinde Medine'deler. Benim ordum yok, polisim yok. Bana biraz müsaade et, ordumu kurayım, polis teşkilatımı kurayım kendi adamlarımdan. O asilerin hepsinin şer'i cezalarını vereceğim. Evet, Ayşe radıyallahu anha validemiz, sen dedi halifesin değil mi Ali dedi. Evet efendim, oturdular dedi, oturttular, getirdiler, oturttular, halifeyim. Halifenin birinci görevi dedi, adaleti uygulamaktır. Zulmü önlemektir. Osman'ın katillerini cezasını vermezsen zulmedersin. Vereceğim ama süre istiyorum. Adaletin gecikmesi de suçtur ya Ali dedi. Evet, ben bunu hayatımda yaşadım. 1960'da hukuk fakültesine girdiğimde İstanbul'da iki fakülte bitirmiş yakışıklı bir delikanlı, ahlaksız, 6 tane kızı ifade etmiş, kandırmış, sonra da onları işkenceyle öldürmüş. İfade ettikten sonra işkenceyle öldürmüş, gözlerini oymuş, burnunu kesmiş, kulağını kesmiş, dişini sökmüş, işkenceye bağırtarak. Böyle bir yaratılışta bir herif bu. İki fakülte bitirmiş. Yakışıklı, uzun boylu bir delikanlı. Peşine takıldılar. Uzun süre polisten kayboldu. Kahraman polisimiz neticede 7. kızı ifade edecekken yakaladı onu. Adam konuşmuyor. Neden bunu yaptın falan konuşmuyor. Kahraman polisimiz, o da adam öldürmüş, katil oldu. Hapishaneye attılar. İkisini aynı hücreye koydular. Nedir sebebi? Hani öldürme var, tak alnından vurarsın. Ama hem ifade ediyor, hem de işkenceyle öldürüyor. Neydir? Sebep ne? Bunun arkasında ne var? Bunu polis anlayacak. Konuşmuyor adam. Bir polis katil oldu. Onun hücresini onu da kapattılar. Bir süre sonra arkadaş olmuşlar. Konuşturmak için zaten oraya girdi. Yahu demiş, benim gibi demiş, tak alnından ne vurmuyorsun demiş ya. Neden dişini sökerek, neden gözünü oyarak, kulağını keserek, burnunu keserek öldürüyorsun? Hiç adam sende merhamet, şefkat yok mu? Adam bağırmıyor mu? Bağırma mı abi demiş. Yeri göğü yıkıyor demiş. O kadar diyor bağırıyor. Sende hiç merhamet, şefkat yok mu? Evet. Merhamet ne demek abi? Şefkat ne demek abi? Sözü bu katilin efendim. Neticede şimdi mahkemeyi çıkardılar. Biz de hukuk talebiyiz. Siz böyle şeyleri ilgimiz çekiyor. Evet. Gazetelere yazı yazıyor. Türk Ceza Kanunu'nda cezası ölüm o zaman. Şimdi idamı kaldırdılar ya. İdam. Bütün gazetelerin puntonu bakın. 60 yılındaki gazetelerin başına bakın. Bunu da Hakim Bey gözünü koyarak, dişlerini sökerek, tırnağını sökerek, kulağını keserek idam edin. İdam etmeden evvel dişini sökün, gözünü oyun, kulağını kesin. Böyle idam edin. Böyle öldürmüş çünkü. 6 tane kızı. Gazetelerin şeyleri bu. Evet efendim. Bizde tabii Türk Ceza Kanunu'nda usul kanunu var. Hakim sorar, nerelisin? Mesela atıyorum Vanlı. Van'a tezkere yazılmasına, nüfus kaydının istenmesine, ayrıca bilmem bulunduğu yerin şeysine yazılmasına, sabıka kaydı var mı yok mu bunun sorulmasına. Usul kanunun emri bu. Bu olayı gören, duyan varsa bu şahitlerin, delillerin toplanmasına. Böyle erteliyor tabii. O zamanki şartlar,
Şimdikine hiç uymuyor. Evet, bu şartlar yerine gelinceye kadar 2 sene geçmiş. 2 sene sonra adamı idam ettiler. Meydanda idam ettiler. Evet, gazetelerin başına bakın. Adam uzun boylu, çok yakışıklı bir delikanlı. Böyle bir delikanlı asılır mı yahu? Ceylan gibi adam yahu. Bu asılır mı hiç? Gazeteler, o gazeteler, dişini sökün diyen gazeteler, 2 sene sonra bu unutuldu olay. Böyle delikanlı, civan delikanlı asılır mı diye puntu attılar. Bakabilirsiniz. Adaletin gecikmesi de işte böyledir ya Ali. Onun için halifeysen gereğini yap, halife değilsen çekil buradan dedi. İkisi de haklı değil mi efendim? Öde kimle yapayım diyor. Bu da bir kanun böyle. Biliyorsunuz olaylar çıktı filan. Böyle İslam tarihinde olaylar var. Adaletin gecikmesi de insanların şeyi unutulduğu için sonra bak merhamete geliyor. Bu el celikanlı asılır mı diyor. Halbuki evvelce sen de bunun hakim bir gözün oyu oyu as diye yazıyor. Evet, cezanın gecikmesi yanlış. Evet, onun için İslam'da böyle çok çabuk verilir karar. Hakime büyük yetki verilir. O hakim de yanlış karar verdiği zaman ahirete inanan iman sahibi hakim cehennemde kurtulamayacağını bildiği için böyle bir sistem var İslam'da. Şimdiki sistem şudur budur demiyorum. Din de budur. Efendim işte bu şeyde Hazreti Ayşe anamızın ordunun başına geçip resmen halife ilan edilen Hazreti Ali'ye karşı ordu toplamış. Cemel vakası var. Askarsan Sıffin vakası var. Bu Cemel vakasında iki ordu. Eğer Hazreti Ali'yi yenseydi Ayşe anamız halife olacaktı. Dememiş ki bir sahabiye, sen geç ordunun başına, sen yenseydi o halife olacaktı. Yani hukuken hakkı var demek istiyorum. Onu söylüyorum. Ama peygamber ne diyor? İdeal ise kadın olan helak olur. Neden? Şimdi çok sırlı bir olay olur. Devlet başkanları konuşabilecek bir sır iş olur iki devlet arasında. Başkasının duyulması istenmez. Yalnız kalmalar lazım. Kapalı odada kalmalar lazım. Elin herifinle, halife de olsa, kadınsa eğer halife, kaldı mı zina oluyor. Bakın kanun bu. Zina sayılıyor, halvet sayıya. Bunu yapamaz. Mutlaka başkanın, o da duyarsa bu da devletin işine gelmez. Böyle sırlar vardır. Bunun gibi bazı icraatta zorluklarla karşılaşacağı için yapamayacağından dolayı diyor, başları iyi olmaz diye söylemesi bundan. Evet efendim, dinin hükmü bu. Kulağınıza küpe olsun. Elin hanımınla tokalaşmayın. Evet, bu dinde haramdır. Dinde haramdır. Çok samimi olsanız bile sarmaşmayın, öpüşmeyin. Evet, dahası var efendim. Biz de dinin hükmünü size öğretmek zorundayız. Hanımınız, evet, kayınvalideniz, çok iyisiniz. Ama örf bu, adet bu diye dinin hükmü bu. Şimdi bayramda, seyranda veya düğünde şuradan buradan geldi. Kayınvalidenizle kucaklaştınız. Her kadın örtülü değil, değil mi? Bilhassa sosyete hanımları çırılçıplak oluyor. Siz de melek değilsiniz, değil mi? Siz de insansınız. Böyle şey olur mu? Olursa hükmünü söylüyorum şimdi efendim. Ben illa olur demiyorum. Kayınvalidesiyle sarmaşsa, böyle vakalar var efendim. Uyduruyorsun demeyin. Böyle vakalar var. Halen var. Ben avukatlık yaptım. Halen var. Kayınvalidesi sarmış yiyorlar. Yavrum filan diye. Kayınvalide çıplak. Genç, güzel. Oğlan da genç. Çehevi duyguları tahrik olur. Galeyana gelirse, uzvu sertleşirse o hanımı ebediyen haram olur. Dinin hükmü bu efendim. Dinin hükmü bu. Ebediyen haram olur efendim. Bütün fıkıh kitaplarına bakarsınız. Onun için
Kayınvaliden hürmet duyuyor. O senin annen. Ebediyen evlenemezsin onunla. O senin annen ama bu tehlike var. Onun için girip sarmaşma. Gidip bilmem şunu yapma. Saygı duyu, tamam. Buna sette zeriya derler. Kötülüğe giden yolu kapamak. Sonucu çünkü çok şey. Hiç kötü niyeti yoktu ama sonuçta böyle olduysa. Sonuç budur. Evet, şimdi bunu hiç unutmayın. Bunu hiç unutmayın. Evet, elin karısıyla yalnız yerde kalmayın. Kimsenin giremeyeceği kapalı bir yerde oturmayın, kalmayın. Zinadır. Halvet sahih zinadır. Peygamber onu söylüyor işte bak. La yahluvenne. Halvet olmasınlar, yalnız kalmasınlar. Bir erkekle kadın. Emin değilim diyor. Şeytan üçüncüsü olur. Melek değil ya bunlar. Peygamberler masumdur. Allah onları korur. Onların günah işleme şeyleri yok, imkanları yok. Onu korur ama bunun dışında şeyh olsa, hoca olsa, profesör olsa, ne olursa olsun insandır. İnsan beşerdir. Durmaz şaşardır. Eyler hata, üçer beşerdir. Onun için dikkat edeceksin. O zor duruma düşmemek için tedbir alacaksın. Buna da setti zira diyorlar. Dinin hükmü budur. Ben de size arz ettim. Elin kadınıyla, erkeğiyle yalnız odada kalmasınlar. Üçüncüsü şeytan oldu. Yanında amcan var, kardeşin var, oğlun var. Eyvallah. O zaman kadınla konuş. Kadınla konuş ama mahrem varsa hariç dedi. Okudum buradan size. Mahrem yoksa, yalnız kalıyorsanız büyük günahlardandır, kebairdendir ve haramdır. Buhari, Müslim, Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi sahih hadis olarak Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu kuralları şimdi, bu olur mu efendim? Olursa hüküm böyle. Böyle şey olur mu hocam? Yok, olabilirse. Ben avukatlık yaptım diyorum bak. Bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Onun için çaya girmeden paçanı sıvamazsan ıslanırsın arkadaş. Tedbirini al demek istiyoruz. Hadisleri size duyuruyoruz. Artık Müslüman olarak siz de Efendimizin bu sözünü kulağınıza küpe ediniz. Evet, güzel Peygamberimiz şöyle buyuruyor bir başka hadisinde, başka konuda. Re'sü'd-din lillahi ve li dinihi en-nasiha. Re'sü'd-dini en-nasiha lillahi ve li dinihi ve li rasulihi ve li kitabihi ve li eimmetil muslimin amme. Evet. Dinin aslı, dinin direği nasihattır. Bu bina, şu fil ayağı derler bunlara, olmasa bu kubbe çöker. Dini kubbeye benzetin. Kubbenin bu fil ayakları olmasa çöktüğü gibi, dinde nasihat olmazsa yok olur, yıkılır, çöker. Size burada ders anlatmak için şu yaşa geldik, şu kadar hocadan okuduk, ne kadar diploma alacağız diye gece gündüze kattık. Hepiniz bununla mı meşgul oldunuz? Yani sizin işiniz hiç değersiz demiyorum, yanlış anlamayın. Benim işim dini sahada sizi aydınlatmak, mecburum, görevim bu. Sen de kumaş üretiyorsun, ben senin kumaşın olmasa huzurumuza çıkamam. Ayıp yerlerimi örtmesem nasıl çıkarım? Senin niyetin de dürüstse, güzelse, senin para kazansan bile kumaş üretiyorsan aynı sevabı kazanıyorsun arkadaş. Şu ışığı sen yapıyorsan bu olması, ben bunu nasıl okuyacağım? Mesela dürüst niyetlerle insanlara, müminlere, insanlara hizmet etmek için çalışanlar da aynı, ben de görevimi yapıyorum. Aynı böyle. Ama herkes tabii benim gibi gece gündüz kitap okuyamaz. Başkasından da duymazsa dini hükümeli nasıl öğrenecek? Onun için diyor ki Efendimiz, dinin aslı nasihattır. Evet, şimdi televizyonda ben dedim ki Allah'a sevenin
dine sevenin imanı kalmaz. Evet. Kur'an'a, kitaba sevenin imanı kalmaz. Bir adamın imanı kalmayınca dinen nikahı da kalmaz. Nikahı da kalmaz. Allah bana telefonlar. Hoca efendi, benim herif 5 vaktini kılıyor ama kafası kızdı mı 10 defa Allah'a küfür ediyor. Peygamber'e küfür ediyor. Şeysini, bölgesini söylemeyeyim. O bölgeden olanlar canı sıkılır. Onlar biraz barut gibi çabuk kızan cinsinden adamlar. Kafa kızdı mı sen de öylesindir. Öfke geldi mi başa akıl gider. Sonucunu düşünmeden işte Peygamber Allah sövüyor oğlum. Biz 30 senedir evliyiz. 5 vakit de kılıyor benim herif. Ne olacak şimdi halimiz? Git müftüye sor. Ne diyeyim ben şimdi? Dinin hükmü böyle. Evet, neden? Bak, bilmedi, o namaz onu kurtarmaz. Dinin hükmünü bilmedi, bak 5 vakit kılıyor ama öbür taraftan Allah'a söven adamın namazı işe yarar mı yahu? Bilmiyor bakın. Ondan dolayı işin senin kitap okumak değil. İyisin, bak bunu yapıyorsun, elbise yapıyorsun, bana ekin ekiyorsun, ekmek yediriyorsun, doğru. Ama dininin hükümlerini okuyamıyorsan, okuyandan dinleyeceksin. O da sana öğretmek zorunda. Nasihat dinin temelidir. İmanı kalmaz diyorum, bak değil, kalır mı ya Allah'a, peygamber söyleyen adamın? Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Dinin temeli, direği nasihattır. Dediler ki, kimin için? Lillahi, Allah için nasihat edeceksin. Allah'ın nitelikleri şudur, vasıfları, sıfatları şudur. Evet, Allah vardır. Varlığının evveli yoktur, sonu yoktur. Kimseye benzemez. İşte Hristiyanlar bir şey, adam çiziyorlar. Aha bu diyorlar, Tanrı. Putperest bunlar. Allah şekle sığmaz. Bu sintetikleri bileceksin. Allah aciz değil. Allah her şeyi bilir. Allah'ın sonu yoktur. Ha, sıfatlar bu. Vücut, kıdam, baka, vahdaniyet, muhalefetin lil hadis, kıyam bi nefsi. Mesela hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah'ın sıfatları. Değil mi efendim? Bunları öğreteceksin, bileceksin. Bunları bileceksin. Allah için, Allah'ı şeyler öğreteceksin. İnanmazsan, Allah'ı kabul etmezsen mümin olamazsın. Veli Resulihi, Muhammed Mustafa'ya inanmazsan asla mümin sayılmazsın. Bir adam halen, Allah bir, Yaradan var, tamam, inkar edemem. Ama Muhammed açık gözün biriymiş, peygamber falan değil ya, boş ver. Dediği anda kafirin ta önde gelenidir. Evet, Allah bir dese bile kafirin ta önde gelenidir. Peygamberi de Allah'ın görevlendirdiği emrini yerine getirir. Onun emrinden asla harfiyen dışarı çıkmaz. Evet, öyle diyor Kur'an'da. Devamlı kontrolümüzdesin Habibim diyor. Ne yaptıysa gece gündüz Allah'ın kontrolünde. Hep Allah'ın dediklerini, litübeyyine linnâsi, insanlara emirlerini açıklamak için gönderilmiş. Atîullah ve atîurrasûl. Allah'a ve Peygamber Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Vettebi'un nebiyyel ummi. Ümmi Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Allah'ın emirleri bunlar. Evet. La ilahe illallah ama Muhammed Resulü demiyor. Kafirin önde gelenidir. Bugün Hristiyanlar bunu söylüyor mu? Hayır. Muhammed Resulullah deseler Müslüman oluruz zaten, kardeş oluruz. Yahudiler bunu söylüyor mu? Hayır, söylemiyor. Efendim bunlar ehli kitap. Niye söylüyorsun bunları? Gazeteci çıktı bana, dedi ki Tevrat Allah'ın kitabı değil mi? İncil Allah'ın kitabı değil mi? Onları inananları cehenneme gönderiyorsunuz. Sadece Kur'an'a inananları cennete gönderiyorsunuz. Ben göndermiyorum. Allah öyle söylüyor. Şimdi dedim ki size söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa değişti? 1924 anayasası. Mustafa Kemal Paşa yapmış. Sonra onu çok sevenler 60 ihtilal yaptılar. 61 anayasasını yaptılar. Sonra gene onu çok sevenler 61 ihtilal daha yaptılar 80'de.
O anayasayı da kaldırdılar. 81 anayasayı yaptılar. Şimdi dedim sen o adam itiraz edene, sen dedim ben 24 anayasasına göre hareket edeceğim diyebilir misin? Diyemem dedi. Dersen ne olur? Beni bacağımdan asarlar dedi. Hah dedim. Allah da Tevrat'ı önce kanun olarak insanlara göndermiş, sonra İncil'i göndermiş, Tevrat'ı kaldırmış. Yeni anayasa. Sonra Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, İncil'i de kandırmış. Kıyamete kadar anayasa bu demiş. İşte dedim, eskide ısrar edenleri bacağımdan asarlar dedin ya, Allah da bacağından asıyor. Allah'ın bacağından astığı yer de cehennem dedim. Aynen böyledir. Aynen böyledir. Ondan diyorum, La ilahe illallah dese bile, Muhammed Resulullah demedikçe, Kur'an'a göre görüyorum. Benim haddim değil, dine ilavede yapamam, eksik de söyleyemem. Kafirin önde gelenidir. Ebediyen cehennemlidir. Haliden muhalleden fiha ebeden. Ayet var böyle. Ebediyen cehennemliktir. Tek iman kapısı kaldı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onun için bunu öğreteceğiz. Sen de öğreneceksin. Okumuyorsan, okuyamıyorsan ben öğreteceğim. Öğreteni dinleyeceksin. Din, nasihat Allah için, Resulü için veli dinihi İslam dinini öğreteceksin. Veli Resulü söyledik. Veli kitabı Kur'an'ı da böyle kitap mı olur lan? Böyle kitap mı olur? Hangi devirdeyiz ya? Kaç sene evvelki hüküm söylüyor dediğin anda Müslüman olamazsın arkadaş. Mümin olamazsın arkadaş. Kur'an'ın tamamı Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla vahiy yoluyla indirilmiş. Güzel peygamberimizin kalbine nakşedilmiş. Peygamberimiz vahiy geldiği zaman telaşlanırmış, unutursam, çünkü okuma bilmiyor, yazma bilmiyor. Evet, öyle diyor. La kıyamet sonrasında öyle dilini kıpırdayıp durma, oynatıp durma. Biz sana Kur'an'ı kalbine nakşedeceğiz. Habibim öyle ona kalbine nakşetmiş. Ondan sonra da oradakilere yazdırmış. Vahiy katipleri var. Kur'an'ın yeryüzünde halen ilahi kitaplardan aslı yazılı tek kitap Kur'an. Görmek isteyenler Amerika'ya gitsin. Amerika Kongre, bu meclislerin olduğu binanın bitişinde Kongre kütüphanesi var. Orijinali orada. Amerika girdiği yerde çalmış götürmüş. Burak'a girdi, aldı götürdü. Hazreti Osman zamanında altın üste yapılmış. Ondan bir tanesi bizim Topkapı Müzesi'nden gidip görebilirsiniz. Orijinali orada duruyor yazılanlar. Hazreti Ebubekir zamanında toplanmış, mushaf haline getirilmiş. Hazreti Osman zamanında altın üste çoğaltılmış. O asıllar aynen duruyor. Değişmeyen tek kitap, ilahi kitaplardan bizim Kur'an'ımız. Diğerlerine karışmış. Neden karışmış? Bizans İmparatoru zamanında binlerce İncil piyasada. Böyle olmaz ya demiş imparator. Toplamış papazları, rahipleri İznik'te toplamış. Evet. 325'te toplamış. Demiş bunu Allah'ın gönderdiği kitap bir tane. Böyle binlerce olur mu? Uğraşmışlar, uğraşmışlar, dörde indirebilmişler. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Halbuki İncil bir tane. Hala asıl kitap olmadığı ortada. İncil bir tane. Ama dört tane şimdi. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Evet, Tevratlar da böyle çok karışmış. İşte bu karışma olmasın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözlerini yazmayın demiş. Kur'an'la karışır diye. 200 sene sonra yazılmış hadise. Ama herkes ezberlemiş peygamber sözlerini. Mesela Ebu Hureyre, adı Abdurrahman, kediyi çok sevdiğin Ebu Hureyre denmiş. Hiç evlenmemiş adam, peygamberin yanından ayrılırım. Karı beslemek için, çoluk çocuk beslemek için tarlaya gitmem lazım, dükkan açmam lazım diye. Evlenmemiş adam, yanından hiç ayrılmamış, duymuş, ezberlemiş, o naklediyor sana, o naklediyor şuna. Ve bu hadisleri şimdi laf ediyorlar da bilgi veriyorum. Efendim peygamber, bu hadisler şüphelidir. Onun için Kur'an bize yeter, Kur'an bize yetmez. Kur'an'ı anlayamayız.
Kur'an'ı anlayanlar, anayasayı anlatan şey kanunlar olduğu gibi hadislerdir. Kanunlar da anlayamazsınız, tüzükler vardır, yönetmelikler var. Aynı sistem İslam'da da var. Kur'an, hadis, sahabenin icmağı ve ondan sonra işte bu müçtehitlerin Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik gibi onlar da kıyas, dört esas var. Bunlar bunları tespit etmiş. Aslı duruyor. Şimdi onu arz etmek istiyorum. Aslını görmek isteyen peygamberimiz zamanında hadisleri yazmayın demiş. Kur'an orada duruyor. Görmen isteyen oraya gidebilir. Paris Milli Kütüphanesi'nde de orijinali var. Oraya da gidebilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazdırmamış. Ondan dolayı şüphelidir diyorlar da şimdi bazıları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle anlaşma yaptı. Ömre'ye gitti. Dediler hayır, seni ömrüne bu sene müsaade etmiyoruz. Seneye gel, savaş yapmayacağız diye dair de imzaladılar, anlaşma yaptılar. 10 sene savaş yapmayacağız birbirimizle diye. Bu zaman zarfında da Peygamberimiz devlet reislerine Müslümanlığa gelin. Allah katında tek din İslam'dır. Allah'ın bütün diğer dinleri yürürlükten kaldırdı. Şimdi Kur'an'ı gönderdi. Buna gelin diye mektupları var. Bu mektuplar da halen elimizde. Evet. İmam Buhari'yi hadiste toplarken bu mektupları bulmadı. İmam Buhari'nin insanlardan derlediği hadislerle bu bakıyoruz mektuplarda aynen duruyor. Hiç fark yok. Demek ki sağlam toplamış adam. Bir, iki. 90'lı yıllarda bu oryantalistler Müslüman'ın eksiğini bulup da Müslüman'ı yıkacaklar. Onun için oryantalist deniliyor onlara. İslam'a hücum için Yahudi, Hristiyan, alimler var. Senden iyi Kur'an biliyor, senden iyi fıkıh biliyor. Çürük yerini aramak için çok zeki adamlar. Bunlar uğraşırken Peygamberimizin şu şeyini buldular. Şimdi benden yazmayın, Kur'an'dan başka yazma yok demiş Efendimiz. Amcası Abbas'ın oğlu Abdullah 17 yaşında demiş ki ya Resulallah ben gencim, söylediğin sözü hafızamda tutamıyorum, bana izin ver demiş, hadisleri yazayım. Yaz demiş, ona özel izin vermiş. Efendimizin dizinin dibinde 1000 hadis yazmış. Düz taşlara yazıyorlar, şeylere, derilere yazıyorlar. Böyle ne buldurlarsa böyle yazı yazılacak. Yazmış ve bunu hadisi yazmayın emri olduğu için kimseye göstermiyor. Ölünce bir bakmışlar ki yastığının altında bu hadis tomarı duruyor. O kadar saklamış. Bunu buldular efendim şimdi oryantalistler. Bu orijinal hadisleri Amerika'ya gidip görebilirsiniz. Kongre kütüphanesinde götürmüşler Amerikalılar. Ben gördüm. O hadislerle Buhari'nin insanlardan derlediği hadisler arasında hiçbir fark yok. Yani Buhari'nin o kadar sağlam olduğu ortaya çıkıyor. Hiç virgül hatası yok. Aynen böyle sağlam toplanmış. Böyle televizyonlarda konuşuyorlar da hadisler pek şüphelidir falan diye kesinlikle yanlış. Hadisler de sağlam efendim. Kur'an'da da kesinlikle şüphe yok. Tek böyle din, İslam yazılı senetlerle halen elimizde duruyor. Onun için işte nasihatı, Kur'an'ı da böyle olduğunu anlatacağız size. Evet, orijinaline gidin varın dedim. Orijinali var. Veli eymetil müslümin, Müslümanlara da dinimizi anlatacağız. Hoca olanlara farz-ı ayın. Size aile reisiyseniz karınıza, oğlunuza, kızınıza dini, diyaneti, imanı, küfrü öğretmek, hangi sözler küfürdür, hangi şeyler haramdır öğretmek size de farz-ı ayın. Er-ricalu kavvamune alennisa. Evlilikte, dinde ev reisi kocadır. Onun için bu reisliğin, ev reisi kocanın içinde dinini, diyanetini hanımınızın, oğlunuzun dini emriyle yerine getiriyor mu, getirmiyor mu, biliyor mu, biliyor mu, siz sorumlusunuz. Ona da sorumlu da, baş sorumlu babadır. Bunlara öğreteceğiz.
Ben size öğreteceğim, hocalar yani size öğretecek. Siz de okuyamıyorsanız nasihat edeni dinleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Evet, evet. Bu nasihat dinle, din nasihatla kaimdir. Yoksa şimdi olduğu gibi bak, hem namaz kılıyor benim kocam diyor, telefon etmiş bana kadın. 5 vakte kılıyor benim kocam diyor. Kafası kızım diyor, 10 defa Allah küfredir diyor. Buyurun cenaze namazına. Bu anda iman yok, namaz da yok. İman olmayacak namaz olur mu? Yazık değil mi? Bilmediği için yapıyor onu. Bilse yapar mı? Bilmezseniz şimdi nereye getireceğim lafı? Televizyon herkesin evinde var. Eve girmeyen televizyon yok. Televizyon ilk çıktığı zaman Türkiye çapında meşhur bir hoca efendi vardı. Güzel konuşurdu. Bir öyle bir mecliste evine televizyon alanın imandan şüphe ederim dedi bu. Hocam dedim, yavaş konuş. Senin eve de girecek. Hiç televizyon olmayan hoca var mı ya? Herkes de var. Nereye getireceğim lafı? Televizyonun hepsi güzel mi? Gavurluk da var. Güzel de var. Güzel şeyler de var. Şimdi filmler seyrediyorsunuz. Bir kız oğlana aşık oluyor. Ne dedik bak? Bir genç de bir kız yalnız kalmasınlar. Odada zinadır dedi. Değil mi? Ben aktarıyorum size. O film gereği yalnız kalıyorlar mı? Öpüşüyorlar mı? Sevişiyorlar mı? Sen de dikkat et bak. Helal olsun ya, güzel yaptılar ya. Aman güzel kardeşim. Allah'ın yasak ettiği şey güzel olmuş dersen imanın ne olacak? Sen bunu bilmiyorsun ve bunu söylüyorsun. Birçok adam söylüyor. Helal olsun ya, güzel yaptılar diyor. Ula Allah'ın haram kıldığı güzel olur mu? Helal olur mu lan? Kur'an böyle döktürürken, hadis böyle döktürürken peygamber bilmeden bunu söyleyen kaç adam gördüm ben. Helal olsun ya. Bir de mesela otobüse biniyorsunuz. Yerin altından giden metroya biniyorsunuz. Hınca hınç dolu. Bizim örfümüzde kabahat da gizli, ibadet de gizli denir değil mi? Ama şimdi Avrupa'da her şey aleni olduğu için biz de Avrupalı olacağız diye kızı kucağına almış, kalabalıkta da iyice sıkı, başlıyor kızı sağını solunu sıktırmaya olan. Olanları arz ediyorum. Sizin konumunuzu arz etmek için böyle açık konuşuyorum. Siz de görüyorsunuz, Ali, bak lan oğlan kızı nasıl seviyor ha. O da diyor ki, kardeşim bu gibi şeyler gençlikte olur ya, helal olsun ya. Bu iş o yakışıyor da onlara. Mübarek adam, elin kızıyla öpüşmek, sevişmek helal olur mu? Yakışır mı lan Müslümana? Bu adam Müslüman, Ali Hasan Hüseyin. Bilmeden bunu yapıyor. Gençlik dolayısıyla bu dinde haram. Sen de diyorsun ki gençlikte olur böyle şeyler, helal olsun ya. Halbuki küntüm hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne alil münker. Allah'ın emirlerine aykırı bir iş gördün mü? Çık lan! Diyeceksin. Müslüman ümmeti Muhammed'in alameti farikası, bak burada saat var, markası var burada. Reklam olsun diye söylemiyorum. Ahir zaman ümmeti, ümmeti Muhammed olabilmek için senin markan bu. Kötülüğü gördün mü? Engel olacaksın. İyiliği emredeceksin. Markan bu arkadaş. Böyle değilsen ümmeti Muhammed'den değilsin arkadaş. Onu arz etmeye çalışıyoruz. Evet. Girin diyeceksin. Ama kanun var hocam. 2 tokat atamam. O zaman yapmayın diyeceksin. Hocam bunu da söyleyemem, kanun var. Hiç olmazsa içinden, ah kanun olmasa ben sizin haddinizi bildirdim ama bir şey diyemiyorum diye reddetmeniz lazım o haramı, günahı. Ama ne diyor adam? Müslüman, adı Hasan Hüseyin. Helal olsun ya, gençlikte olur böyle şeyler. Yakışıyor da keratalara. Evet, imanınla oynuyorsun güzel kardeşim. Ben onu arz etmek istiyorum. Böyle değil. Her akşam içiyor adam. Allah kusurunu affetsin. Günahkardır, mümindir. Ama
Bana gelenleri söylüyorum. Hocam, ben kimseye kimse hakkını yemem. Dürüst tüccarım. Elhamdülillah zenginim. Çoluk çocuğum hakkını yemem. İyi şekilde okutuyorum. Evimde her şey var. Hayır da yaparım hocam. Ama akşamları birer kadeh içiyorum hocam. Kimseye zararım yok. Bunu niye haram olsun dediğin anda imanına oynarsın güzel kardeşim. Çünkü Allah innemel hamru vel mesru hiçsün min amel şeytan feştene buhu. İçki haramdır. Derhal vazgeçin diyor. Sen de o Kur'an'a inanmışsın. Ama ne diyorsun? Niye haram olsun diyorsun? Kur'an'la çatışıyorsun. Yani ince noktalara sizi uyarıyorum. Bunlar neyle olur? Bilmediği için söylüyor bunu. Bilirse söylemez. Ama Türk Ceza Kanunu'nda madde vardır. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Evet. Hakim ya vallahi billahi bilmiyordum. Dinler mi hakim? Canına okur. Basar cezayı. Dinle de böyle. Onun için ya okuyacaksın. Okumaya fırsat bulamıyorum hocam. Gelip beni yani din adamını dinleyeceksin. Bu haram helali öğreten nasihatı dinleyeceksin. Din nasihatla kaimdir. Allah, peygamber, kitap, Kur'an. Burada bunları öğreneceksin. Okuyamıyorsan onu söylüyor peygamber. Bu nasihat edilmezse işte böyle hem Müslümanın der hem de saçmalıklar yapar. İmanınla oynar. Bunu arz etmeye çalışıyorum. Yani günahkar itiraz etmiyor. Allah kuzum affetsin. Hesabını verecek ama mümindir. Ne kadar büyük günah işlerse işlesin. Bir adam inkar etmedikçe kafir olmaz. Allah affeder inşallah. Ama niye günah olsun canım? Benim kimseye zararım yok ki. Şimdi derdimizi arz etmeye çalışıyorum. Kadın her tarafını açıyor. Sokakta. Değil mi efendim? Göbeğine kadar moda oldu şimdi. Memelerini gösteriyor kadınlar. Nereden? Avrupa'dan geldi bu tabii. Halbuki devletin bastırdığı, 1936'da bastırdığı meclis kararıyla resmi tefsir, Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin 5. cildinin 2400. sayfasına bakınız efendim. وَلْيَطْحِمْنَ بِخُمْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ Mümin kadınlara söyle Habibim, başörtülerini kullansınlar, saçlarını göstermesinler. Anadolu'da marma denir. Hamr, Arapçası kökü hamr, o mahreme. Mahremeyi marma yapmış Anadolu. Marma kullansınlar, marma. Örtsünler yani, eşarp örtsünler. Ve sadece saçını değil, kulaklarında örsünler, boyunlarında örsünler. Gerdanları verdim bihum ala cuyubihinne. Bakın tefsir efendim. Ayette var bu. Örtülerini, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını göstermeyecek şekilde aşağı sarkısınlar. Ve la yubdine zinetehunne. Şimdi ben görüyorum örtmüş kız, kadın. Aa, öyle bir dar elbise giymiş ki gözlüler tombul tombul, memeleri meydanda, kalçası meydanda, bir de daracık şey giymiş altına, her şeysi meydanda. Gülüyorum, bilmiyor. Eşarp örtmüş, Müslüman olduğu belli. Ama dar elbise giymek, oraya tefsire bakın efendim, resmi tefsirdir. Bakınız, Efendimiz diyor ki, evet onlara el kâsiyâtül âriyât. Çıplak giyinik bunlar diyor. Daha cazip oluyor sıkıcı yaparsan. Daha cazip oluyor. Eşarp örtmüş. Çok güzel başına ama göğüsleri meydanda, kalçası meydanda. Altına daracık giymiş. Her şeyi görünüyor. Evet. Bilmediğinden yapıyor bunu. Müslüman olmasa niye başını örtsün? Demek Müslüman ama bilmedi. Din nasihatla kaim bakın. Evde okumaya fırsat bulmuyor. İşte televizyon seyrederse imanla oynuyor. Bak bilmediği için. Dedin haram olsun dediği anda. Sokakta da böyle. Benim kalbim temiz. Ben kimseyi hakkında kötü düşünmüyorum ki. Sen bensin kalbin kirli demiyorum. Allah'ın böyle bir emri var. Ayşe bacı. Fatma bacı. Ayşe olduğuna Müslüman.
Allah'ın böyle emri var. Allah böyle söylüyor. Benim kalbim temizdir demeyeceksiniz diyor. Örtünüzü diyor, gerdanınızı, boynunuzu, kulağınızı örtesiniz. Vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde geniş elbise. Dışarıdan baktım altı görünmeyecek, dar olmayacak. Çıkıntılar, girintiler görünmeyecek şekilde giyineceksiniz diyor Allah. Bunları bilmeyince bir de laf ediyor işte böyle. Etmese bir şey demiyor. Mümin. Ama niye haram olsun canım? Öyle demeyin. Bunlar işte öğrenmeyle oluyor. Nasihatle oluyor. Okumayla oluyor. Okuyamıyorsanız din nasihatle kaim. Din de böyle, Allah'a inanç da böyle, peygambere ilaç da böyle, Kur'an da böyle. Evet. Sonra Müslümanlar içinde kafa kızıyor. Ali mesela kavga etti. Vay gavur vay. Kafirin önünde gelinsin sen. Peygamber ne diyor? Men ekferer raculu ahahu fakat ba'a biha. Bir mümine, bir Müslümana kafir diyen küfür kendine konar diyor. Fakat ba'a biha, sorun hocalara. Ama bunu öfkeli çok söylüyor adam. Vay gavur vay. Müslüman adam ya. Sen ilin Müslüman adamına namaz kılan adama gavur diyemezsiniz. Onun yanlışını düzelteceksin. Gavur demeden vay gavur vay dedin mi? Öyle diyor. Küfür senin üstüne çullanır diyor. Peygamber söylüyor. Ama bunu bilmeden her gün çok basitmiş. Vay gavur vay diyorlar. Konuşmada söylüyorlar. Etmeyin. Bilmeden dininizi, imanımızı koruyamayız. Onun için bileceksiniz, okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Hiç olmazsa bileni dinleyeceksiniz. Efendimiz bu hadisiyle onlara dikkati çekiyor. Sevban, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kölesi azat etmiş. Yanında çalışıyor. Ayrılmayacağım ben diyor. Babası gelmiş. Büyük böyle köle, esir. Cihatta ülül emir isterse esir erkek düşman esirlerini köle kadınları cariye verebilir. İlül emir devlet verirse. O zaman dağıtılıyorlar. Adamın oğlu çok güzel. Gelmiş bütün varlığını sebep şeylerini almış gelmiş. Medine'ye böyle koyunlarını sürülerini getirmiş. Oğlunu kurtaracak. Çok seviyor oğlunu. Yalnız gelirken bir sel bıçığında bir tane deveyi bırakmış. Dönerken bütün malımı getiriyorum demiş. Dönünce ne yapacağım demiş. Şunu demiş, bir tanesini saklayayım. Gelmiş. Evet, peygamberimiz de hiç zaten kölelerini azat etmiş hep. Ama onunla ayrılmıyor. Demiş ki benim oğlumu ver. Şu koyun sürüleri Medine sokaklarında o kadar zengin herif. Hepsine bedel ve oğlumu demiş. Ben bütün malımı sana getirdim. Bütün malımı getirdin mi? Hepsini getirdim. Gelirken demiş sel bıçığına sakladığın deveden bahsetmiyorsun demiş peygamberimiz. Hemen o zaman eşhedü en la ilahe illallah. Kimse görmedi ya o zaman telefon yok, televizyon yok. Deveye sakladığını söylemiyorsun ama demiş peygamberimiz. Ama ben demiş yetmiyorum. Bak demiş baban işte ben bir tane koyun da istemiyorum, deve de istemiyorum. Para istemiyorum. Serbestsin oğlum demiş. Gidebilirsin. Vallahi ben demiş ya Resulallah senden ayrılmayacağım. Görmüş onun peygamberliğini gözüyle görmüş. Evet. Allah o güzel peygamberimizin o mucizelerini görmeden bize iman nasip etti. Değil mi efendim? Gördük mü böyle bir? Parmakların arasında 30 bin askeri yetecek su akıtmış Efendimiz. Gavurlar demişler ki peygamberim diyorsun hadi bakalım demişler şu ayı ikiye böl. Ya Rabbi demiş beni mahcup etme. Bismillah böyle yapmış. Halen hacca giderseniz bakın Safa Tepesi'nin arkasında tepenin üstünde ay ikiye bölünmüş. Büyüledin demişler büyüledin. Nasip değil iman birader. Nasip değil. Evet. Elhamdülillah Allah bizi ne kadar seviyor ki böyle mucizeler görmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliyoruz. Allah bu imanımızdan bizi ayırmasın ama bu imanımızı koruyabilmek için arz ettiğim gibi meseleleri bilmek zorundayız. Yoksa bilmeden
dinden çıkıyoruz. Büyük şeyler çamla deviriyoruz. Bilmeden olmaz. Onu söylemek istiyoruz. Bilmiyorsan dinleyerek hiç olmazsa öğreneceksin. Onu söylüyor. Evet. Şimdi bir başka hadis efendim. Re'sül hikmeti, re'sül akli, ba'del imani etteveddüdü ilen nas. Evet. Aklın başı imandan sonra, aklın başı evvela imandır. İman olmadan akıllı sayılmaz adam. Yani aklı olsa bu yaradan var, bu düzeni kuran var. Bütün insanların kulakları aynı. Gözü önde, burnu ortasında. Gavur musun böyle diyeyim? Ula bu planı kim yaptı lan? Rastgele olur mu? Rastgele olsa birinki yamuk olur, bir olur. Bütün insanların kulakları bak kıvırcıkları böyle. Burnu önde, gözü burada. Bu planı kimin? Allah'ım be. Ortada yahu. Halen mucizeler var. Peygamberimiz hiç deniz görmedi. Bu şeyi Kur'an'ı indirdiği zaman Mekke'de Medine'de. Ama Kur'an'da evet meracel bahreyni yeltekiyani berze beynehuma berzahun la yabghiyan. Biz iki denizi birbirine katarız ama bunun suyu bunun suyuna karışmaz. Ortada hiç engel olmadığı halde. Halbuki suyu böyle karışmaz mı su ya? Hatta betondan bile sızmıyor mu su? Akıyor ya. Evet ben inanmadığımdan değil. İnandım. İspanya'ya gittim. Evet. Kaptan Kusto vardı duyduysanız. Denizli bir Fransız. Evet. Denizleri araştırıyor. Bir bakıyor ki Cebel Tarık Boğazı'nda bir çizgi demir meril yok. Bir perde merde yok. Bir çizginin bu tarafında su, Akdeniz suyu başka. Yoğunluğu başka, tuzluluk oranı başka. Sıcaklığı başka. O çizginin öbür tarafında Atlas Okyanusu'nun suyu başka. Görmüş. Allah demiş çıldıracağım. Su birbirine karışmaz mı ya? Demişler ki Müslümanların kitabında bunu söylüyor. Biz iki denizi birbirine karıştırmayız diyor. Söylemişler. Gidip görebilirsin. Ben gördüm arkadaş. Gidin alın suyu için. Denizin bir çizgiden sonra bu tarafı başka, bu tarafı başka. Kur'an'da var bu. Peygamber deniz fakültesine girmedi. Tıp fakültesine girmedi. Evet. Ümmi peygamber. Allah'ın olduğu belli değil mi lan bunun? Bu kadar açıkken Allah bazılarına işte nasip olmayacak. Büyüledin diyor, inanmıyor. Elhamdülillah bize nasipmiş. Allah bizi imanımızı kemale erdirsin. Neslimizden de küfrü, şirki, şüpheyi uzak tutsun. Kıyamete kadar bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet efendim. Aklın başı imandan sonra etteveddüdü ilennâs. İnsanlarla muhabbetli olmaktır. Evet, insanlarla lütufkar olmaktır. Onları doğruyu öğretmektir. İyilik etmektir gibi. Böyle yaparsanız evet, insanlarla iyi geçinirsiniz. Düşmeyen bir Allah. Bugün sen zenginsin, makam sahibisin, sağlıklısın. Öbür tarafında elini kıpırdatamıyor, gözü görmüyor, 5 kuruş kazanamıyor biri var. Şuna bak ya, deme. Onu yedir, ona iş bul. O da insan. Senin imkanın var, bana ne lan? Deme. İyilik et. İyilik ettin mi? Öteki de helal olsun herife yahu. Bak yahu bak. Fakir fukarayı gözetiyor diye. Seni sevmez mi? Bir de var bunun lan ayı gibi adam. Niye çalışmamış? Bir de böyle diyen var. Onu kimse sever mi? Aklın başı budur diyor. İnsanlara iyilik et. Onların hatalarını görme. Yani görme demek yapsın demek değil. Hemen bum kafir falan diye çıkışma. Yavaş yavaş düzeltmeye çalış. Bir kere Adem'le babadanız hepimiz düzeltmeye çalış. Din kardeşi düzeltmeye çalış. Aynı ülkenin vatandaşı düzeltmeye çalış. Kardeşiz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş birdenbire olmaz. Aklın başı insanlarla iyi geçinmektir, muhabbetli olmaktır. Onun için iyilik edeceksin. Ona yardım edeceksin. Kelimenle onun kalbini kıracak kelime etmeyeceksin. Bir şey yaparken bile onu kaçırmadan
kalbini kırmadan "Vay ay vay, bu yapılır mı?" demelen, ya şurada bir yanlışlık yaptın galiba, farkın değilsin. Hani kalbini kırmadan onun hatasını bir var, ulan ne biçim adamsın, ayı gibi adamsın, yo yo. Lütufkar olacaksın, güzel konuşacaksın. Kavga etmeden, kaçırmadan onun iyi yola, güzel yola getireceksin. İnsanlarla iyi geçineceksin. Yani kötülüklerine razı ol anlamına değil. O kötülükleri düzeltirken bile böyle tedricen, yavaş yavaş, kaçırmadan, kırmadan böyle muhabbetli yollarla yapacaksın. İyilikte bulunacaksın. Evet. Şimdi Musa aleyhisselam Rabbine buyurdu ki bana öyle bir amel göster ki dedi böyle her iyiliği toplasın. Evet. Daha başka da var. Tur Dağı'na çıktım efendim. İnanmadığımdan değil ama Kur'an'da olduklarının aynısı duruyor. Gidip görebilirsiniz. Kıpkızıl böyle yalçın kayalar, hiç toprak yok. Orada adam öldü mü hiç gömecek yeri yok ya. Kayanın üstüne koy veriyorlar. Adam kokmaya kalmadan kuruyor. Öyle sıcak var. Kaya kızgın. O Tur Dağı'nın başında Musa aleyhisselam 40 gün kaldıktan sonra Allah ona işte Tevrat'ı vahyetmiş. Benden daha bilgili bana verdin demiş. Şükür sana. Benden bu bilgileri benden başka bilen var mı? Musa bizim bir kulumuz var demiş. Çok bilgileri daha iyi biliyor Hızır aleyhisselam. O zaman demiş ben onunla buluşacağım. İyi git buluş. Hızır aleyhisselamla gidiyorlar biliyorsunuz. Kızılderenin kuzeyinde yanında da Yuşa aleyhisselam var. Şimdi Beykoz'da olduğu söyleniyor. Kabrinin uzun kabir Beykoz'da duruyor. Genç o. Yani yolculuğa yalnız çıkmak iyi değil. Peygamber de söylüyor yalnız çıkman diyor. En az üç kişi olun diyor yolculuğa çıkarsanız. Orada acıkmışlar. Açmış şeysini. Musa aleyhisselam şöyle gezinmeye gitmiş. O Yuşa aleyhisselam açmış yiyecek işlerini. Evet. Balık varmış. Yiyecekleri. Kızıldeniz'in balığı çok lezzetli. Çok tuzlu olduğundan ne? O kadar muazzam. Haç'a giderseniz yiyin, balık yiyin. Cidde'de, şurada burada. Çok lezzetli. Balık varmış, kızarmış balık. Kızarmış balık. Açmış, Musa aleyhisselam geziniyor. Yani gezininden anladınız yani. Tuvalet yapıyor yahu. Allah Allah. Gelince, açınca şeyi mendili, kızarmış balık dirilmiş, denize gitmiş. Hayret etmiş Yusuf aleyhisselam ama unutmuş. Hızır aleyhisselamla buluşacaklar, bilgiler edinecek. Söylemeyi unutmuş, doymuşlar, gitmişler. Gidiyorlar, buluşacak yeri arıyorlar. Demiş sana söylemeyi unuttum. Bu iki gün gitmişler ama çölde. Halen duruyor. Gidip görebilirsiniz. Özel şirketle giderseniz bu yerler oralar belli. Orada demiş ben mendili açtım. Kızarmış balık dirildi gitti. Niye söylemedin demiş Musa aleyhisselam. İşte bizim Hızır aleyhisselam buluşacağımız yer orası. Dönmüşler gelmişler Hızır bekleyip durur. Katılmışlar ona. Ben demiş Allah'tan böyle dilekte bulundum. Sende benim bilmediğim bilgiler varmış. Tamam da demiş. Ben ne yaparsam itiraz yok demiş. Soru sormayacaksın. Tamam demiş. Peki. Gidiyorlar. Ondan sonra mesela çok ya. Bir aç kimseye yemek vermemiş. Acıkmışlar. Bir memlekete varmışlar. Birkaç tane olay var. Ben bir tanesini anlatayım. Evet. Affedersiniz. Ayı gibisiniz demişler. Kendiniz çalışın kazanın. Vermemişler ekmek. Öyle adamlar vardır. Çünkü Musa aleyhisselam çok güçlü adam. Çocukken Firavun rüya görmüş. Beni İsrail'den demiş bir oğlan doğacak. Oranın bilginleri Firavun'a. Senin saltanatına son verecek. Senin tanrılığını da şey edecek, oradan kaldıracak.
Onun için Firavun bütün çocukları, Beni İsrail, Musa Aleyhisselam soyunları olan çocuklar, bütün peygamberler Beni İsrail'den zaten de peygamberimiz hariç, bütün çocukları öldürmüş. Diyorlar ki 650 bin çocuk, masum çocuğu öldürdü Firavun. Kitaplar böyle söylüyor. Kadınlarını kısırlaştırmış doğmasın, o erkek çocuğu olmasın. Musa Aleyhisselam'ı Allah ilham etmiş. İşte doğurduktan sonra anası şöyle olmuş, böyle olmuş. Neticede Musa Aleyhisselam sandığı koymuşlar. Oraya da gittim, Nil Nehri. Firavun sarayının içinden Nil Nehri geçiyor. Allah ilham etmiş anasını ki sen demiş öldürme, kimseye söyleme. Koy demiş sandığın içine çocuğu. Peygamber olacak çocuk belli olmam ya, güzel olmaz mı? Evet. Sandık giderken Firavun'un bahçesinde şeye takılmış, ağaca. Firavun'un hanımı da korumasıyla beraber geziyor dolaşıyor, hava alıyor. Bir bakmış bir sandık var. İnlen demiş aşağı al geç onu. Çocuğu olmuyor onun da. Bir bakıyor Allah, peygamber olacak çocuk güzel olmaz mı? Aşık oluyor ona. Bak demiş bundan kimseye bahsetme. Gelmiş akşam evine getirmiş Musa Aleyhisselam çocuğu. Bak demiş bu kadar çalıştın, rakiplerini yendin, kral oldun. Krallara Firavun diyorlar Mısır'da. Kral yani. Adı Firavun değil, kral. Bu kadar rakiplerini yendin, bu kadar makamı ele geçirdin. Çocuğumuz olmuyor demiş. Bu kadar emeğin boşa gidecek, rakiplerine geçecek sen öldükten sonra. Bu çocuk demiş daha bir günlük, bizim çocuğumuz deriz, böyle haber sayarız, salarız. Kendine göre yetiştirirsin, yerine koyarsın. Aklı yapmış. Ama Musa Aleyhisselam peygamber olacak çocuk. Her şeyi biliyor. Bir türlü emmiyor. Getiriyorlar mamaları. Süt anaları getiriyorlar. Seferber oluyorlar sarayın hanım şeyleri, adamları. Ana yüreği de çok şey. Acaba benim çocuğum ne oldu diye arkasından gizlene gizlene gidip bakıyormuş. Bakıyor koşuyorlar. Hayır niye koşuyorsunuz? Bizim kralın çocuğu oldu. Süt dadısı arıyoruz. Süt anası arıyoruz. Demiş ben size bulurum demiş. Anasını getirmiş saraya. Oh nasıl emmiş onu. Sarayda beslemişler. Firavun'u besletmiş derken Musa Aleyhisselam gücünden bahsettim ya. Evet. 650 bin çocuğun gücünü Musa Aleyhisselam vermiş Allah. Öldürdüğü çocukların. Evet. Siz bir adamı şöyle elinizle sakalından kaldırabilir misiniz? Evet. Musa Aleyhisselam Harun'u kardeş Harun'u sakalından tutmuş, kızmış. Kur'an'da var efendim. Evet. Yapma, ümme. Anamın oğlu diyor. Canım acıttın, bırak sakalımı diyor. O kadar koca insanı kaldırmış tek elinle. Hadi sık ise kaldır. Havada öyle celallı bir kuvvetli. Bırak sakalımı diyor, canım acıttın diyor. Öyle işte Musa Aleyhisselam böyle güçlü. Onun için görünle ayı gibisiniz demişler. Niye kazanmıyorsunuz, vermiyoruz. Ekmek vermemişler. Şehirden çıkarken bir duvar var, yıkılmak üzere. Musa Aleyhisselam hemen duvarı Hızır affedersin İsa Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam duvarı düzeltmiş. Musa Aleyhisselam demiş ki acımızdan ölüyoruz demiş. Madem bu işi yapacaktın para isteseydin, duvarı düzeltmesi biliyordun. Ben sana demiş işime karışma demedim mi? Böyle üç olay var. Duvarın altında da hazine varmış. Yıkılırsa gözükecek. İşte o da bir çocuğumuş. O Mısır Aleyhisselam bilgisi böyle falan. Evet. Onun bilgisine ondan işte şeyliği geçmiş. Bu dedikleri yerler aynen var. Kur'an'da olan bunlar. Halen yerlerinde böyle işaretler var. Aynen duruyor. Efendim şimdi onu arz etmek istiyorum. Bu şeyleri bileceğiz. Bu şeyleri bileceğiz. Allah'ın bize bu hikayeler dolayısıyla bize öğrettiği şeyleri tabii öğreneceğiz. Kur'an'daki hikayelerin sebebi bu. Bize bir ders verecek Allah.
bize bir şey sunacak. İmanımız güzelleşsin, kavileşsin diye onun için Müslümanız. Ana kitabımız Kur'an. Hanginiz Kur'an-ı Kerim'in tefsirini baştan sona okudu? Neyi okumuyorsunuz? Görsenize bunları ya. Okumuyorsunuz. Gelmiş dinlemişsin beni. Ben anlatıyorum. Herkes gelip de dinliyor mu? Ondan sonra da ben de Müslümanım. Müslümanlık sana mı mahsus diye horozlanıyorsunuz. Bir şey adam bir şey söyledin mi? Senden başka bilen yok mu diye. Etmeyin, eylemeyin. Evet, din nasihatla kayın. Öğrenin, bilin veya bilenleri dinleyin de imanımızı yok iş etmeyelim, yok etmeyelim, küfre düşmeyelim. Böyle Müslümanlığımızı güzel yapalım. Dünyada, ukbada aziz olalım, mutlu olalım diyoruz. Bu hadisleri size söylemekten şeyi de böyle, işte böyle insanlara da böyle bunları öğretirken kaçırmadan, ürkütmeden, kalbini kırmadan güzel laflarla buna dair bir şey daha var. Şimdi bütün peygamberlere Allah Azrail Aleyhisselam gördüğü zaman git demiş, söyle, yaşamak istiyorsa daha yaşatayım yazıyor bunlar kitaplarda. Musa Aleyhisselam güçlü, çok güçlü, güçlü bir peygamber. Azrail Aleyhisselam insan kılığında gitmiş ona. Canını almaya geldim demiş. Bir tane vurmuş, ağız burun dümdüz, güçlü ya. Tekrar dönmüş Azrail Aleyhisselam. Demiş ya Rabbi, canını al diye gönderdiğin adam ne hale getirdi beni? Evet, bunlar var, hadislerde var. Evet, hadiste var yahu. Gözünü gözünü darmadağın etmiş. Allah, meleklerin bu zaten insan kılığında arızi, hakiki şekli değil. Yani insan kılığına da girer, başka kılığa da girer. Arızi olduğu için Allah Celle'ye ona yeni göz vermiş, kulak vermiş. Öyle denir mi demiş ya, canını almadı diyen adam döver tabii demiş. Ben Allah'ın görevli meleği Azrail'im demiş, kendini saklama. Görevimi yapmaya geldim, ne diyecek bakalım demiş. Eğer yaşamak isterse demiş, ona demiş istediği kadar ömür verelim. Gitmiş, ben demiş Azrail'im, hemen hazırlığa geçmiş Musa Aleyhisselam. Tokadı vuran bu sefer, bir isteğin var mı demiş, var demiş. Şöyle, benim canım burada alma demiş. Kudüs'ün yanında, efendim, gittim gördüm, kırmızı tepe. Gömün oraya beni, Kudüs'e yakın, Mescid-i Aksa'ya yakın. Halen duruyor efendim. Osmanlılar oraya şey yapmış, böyle bir işaret yapmış, eser var. Ondan sonra demiş yaşamak istersen demiş daha da şey vereceğim. Sonra ne olacak demiş ya Rabbi? Gene öleceksin demiş. Çünkü insansın. O zaman demiş ya Rabbi, ben başka yaşamak istemiyorum da yalnız oraya, o kırmızı tepelere. Bunlar hep Kur'an'da da anlatılıyor, tefsirde de anlatılıyor, hadislerde anlatılıyor. Bunları bilerek imanımızı kuvvetlendirelim. Bilerek Müslümanlığımızı yaşayabiliriz. Hele bu devirde televizyonda öyle, sokakta öyle, dinimizin hükümleri unutulunca bakın hem Müslümanım diyor adam hem de küfürle olmaz. Zıt şeyler bir arada bulunmaz. Küfürle iman bir arada bulunmaz. Bu küfründen kurtulmak için de imanı, küfür sözleri bilmen lazım. Namazın geçerli olması için de namazın farzlarını bilmen lazım. Evet, bilmezsen boşuna yatağa kalkarsın. Bilmeden olmaz. Onu arz etmek istiyorum. Onun için ya kendiniz okuyun ya da böyle bilenlere gidin. Hocaların bunu anlatması farz-ı ayın. Koca olarak evinize de size farz-ı ayın. Öğretemiyorsan gideceksin hocaya. Bunu bilen hocaya çocuğunu, kızını, oğlunu göndereceksin. Allah sizden razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife, bismillah. Elhamdülillah.
üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bizim. Elem neşrah leke sadrık ve vudana leke. Ve rafana leke zikra. On üçer İhlas suresi besmele ile beraber bizim. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okumuş olduğumuz Süver-i Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhimus salavat ve teslimatın dahi ervah-i pakilerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmain erbahına da hediye edik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Gümüşhanel Ahmet Ziyaddin Efendi, onu yetiştiren, bizleri yetiştiren üstadlarımız, Mişa Efendilerimizin erbahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin bu aziz vatanı bize hediye için geçmişte canlarını bezleden, sıkıntılara giden, ahirete intikal eden, halen namusumuzu, dinimizi, vatanımızı hainlere karşı korumak için dağ başlarında nöbet beklerken, savaşırken, şehit olan, sıkıntıya girip ahirete intikal etmiş olan şehitlerimizin ve gazilerimizin de ervahını bağışladık. Vasıl eyle, La ilahe alemin bu aziz vatanı her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden mahfuz eyle. Kafirlerin bizim aramıza sokmak istedikleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'e lütfunla, affınla, kereminle muamele eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Kafirleri zelil eyle ya Rab. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu,
tüm Müslümanların evlatlarını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, büyücülerin büyüsünden, hasetçilerin hasedinden, sapıkların sapıtmasından muhafaza eyle ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, akıbetimizde hayır eyle ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.